bizim uzun zamandır takımın destekçisi olan bazı firmalar vardı. İşte gözlüklerimizi veriyor, Oakley, kol saatlerimizi Suunto veriyor. İşte nabızlarımızı, kaç kilometre hızla bisikleti biniyoruz, koşuyoruz vesaire, ne kadar kalori yakıyoruz. Kolumuzdaki saatlerle bilgisayara yükleyerek hepsini görebiliyorduk. Fakat tabii düşünün, buradan bisikletleriniz, can yelekleriniz, yemekleriniz vesairelerinizi hepsini yarışa taşımak zorundasınız. Bunlar çok büyük paralar gerektiriyor. Yani hava yollarıyla gidecekseniz onların bagaj paraları, kendi bilet paralarınız, yarışa katılım ayrı bir para, orada zaman geçireceksiniz, yemeğiniz, içmeğiniz falan, hepsi büyük bir para. Bunlar tabii destekçilerle oluyor. Bizim destekçimiz Kolombiya. Kolombiya bir spor giyim firması. Dünyaca çok ünlü, tanınan. Burada var mı? Var, Türkiye'de var. İlk defa Kolombiya'da böyle bir şeye ana sponsorumuz Kolombiya sayesinde yaptığımız bütün antrenmanlar, işte antrenmanlarımız, yarış içi görüntülerimiz döndükten sonra iki kanalda belgesel olarak da yayınlanacak. Şimdi biliyorsunuz biz hepimiz öğretmeniz, spor içerisindeyiz, kendi işimiz gücümüz var. Buna çok fazla vakit ayırma şansımız aslında yok. Şimdi yurt dışında yarışacağımız takımların birçoğu profesyonel takımlar. Sporcuların hepsi neredeyse belli bir sponsor tarafından destekleniyor. Çok ciddi paralar da kazanabiliyorlar bu işten. Biz neredeyse maaşımızın 3'te 4'te 1'ini de bir de bu iş için bir kenara ayırıp kendi zevkimiz diye. Motorcu yapmayı bir tabii, tabii de finanse ediyoruz kendimizi ama yani bu konuda gerçekten çok büyük destek aldık. Kolombiya olmasa biz bu yarışa giremezdik asla ve Türkiye bu platformda kendini gösteremezdi. Şimdi bizim şöyle bir amacımız var. Türkiye'yi burada gösterip oradaki organizatörlerin ilgisini çekip bu yarışların bir ayağını Türkiye'ye alabilmek. Çünkü bizim Türkiye coğrafyası bu tip bir yarışma yapabilmek için gerçekten çok muntazam, çok elverişli. Kolombiya yurt dışında çok tanınan bir marka ve dünya çapında çok büyük organizasyonları kendi bünyesinde bizzat kendi yapan bir şirket. Kolombiya'da bizim için bir numaralı adaydı. Sağ olsunlar, kendileri de çok ilgilendiler. Tabii işe biraz yatkın olmak da gerekiyor. O insanlar o işi hem sattıkları için, bir yandan da ürünleri takip ettikleri için, medyayı da takip ettikleri için gerçekten sıcak baktılar. Dediğim gibi çokça yarışma var. Biz ana yarışmaya gitmeden önce biliyorsunuz antrenmanın bir periyodizasyonu var yıl boyunca. Müsabaka antrenmanlarına da gitmek zorundasınız. Yani antrenman müsabakalarına da gitmek zorundasınız. Biz şu son bir ay içerisinde 5 tane 15 saatin üzerinde antrenmana çıkabildik. Neredeyse her hafta sonu bir araya gelip 12-15 saatin üzerinde performans harcamaya çalıştık ki o gece dinginliğini, uyku periyodunu kırmaya çalıştık bir yandan. Çünkü biliyorsunuz sabaha karşı tam 3-4-5 en böyle var. Yani ne yaparsanız yapın onu yenmek gerçekten çok. Ve gerçekten çok zevkli ve herkes yapabilir. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben 2 aylık bir bisiklet öğrendim ve yarışlara girdim. Polonya'ya gittim. Pateni yeni öğrendim. Arkadaşlarımla denk gidiyorum. Yani bunu demek ki herkes yapabilir. Faruk, senin sözlerini alalım. Son sözlerini. Ben de bu takımın başaracağına inanıyorum. En azından şu anda öyle gösteriyor. Hepimiz morallerimiz çok yüksek. Artık sizin de katkılarınızla bu işi üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Parasal güce ihtiyacımız var. Her şey para da değil aslında. Yani ne bileyim, sokakta oturmak yerine çıkıp bir çift ayakkabı ve bir tane şort atletle 50-100 milyonluk bir şeyle insanlar spor yapmaya başlayabilir, yürüyüş yapmaya i̇şte başlayabilir. O, işte o. Yavaş yavaş oldu. İşte sizin vasıtanızla insanlar kanallardan görüyor. Televizyon çok önemli. Medyanın mutlaka bu işe eğilmesi lazım. Yazılı, görsel basının bol bol göstermesi lazım. Garip, acayip böyle 5 para etmez diyeceğim, özür dilerim ama programlar vermek yerine, saatlerini ayırmak yerine daha eğitici programlar yaparlarsa sanat konusunda, spor konusunda, bilim konusunda hiç fark etmez. Gençler mutlaka kanalize olacaktır. Bir de işte sponsorların çok büyük desteğini rica edeceğiz. Çünkü her şeyi devletten beklememek lazım. Her yere yetişemiyorlar. Teşekkür ediyoruz yani sizin nezdinizde herkese, başta sponsorumuz olmak üzere, sonra kanalımız olmak üzere çok büyük destek gördük. Sağ olun, teşekkür ederiz. Aslında bizler size teşekkür borçluyuz. Türkiye'yi, ulusumuzu temsil ediyorsunuz. Sponsorlara mutlaka ihtiyacımız var değerli izleyiciler. Bizim bir değil, yüzlerce, onlarca sponsora ihtiyacımız var. Bu çocukları, gençleri sokaklardan toplayıp bazı aktivitelerin içerisine çekebilmek için paraya ihtiyacımız var. Haklısın, Dünyası programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın diyorum.